İran'da Nizari İsmaili Devleti'nin kurucusu Hasan Sabbah'ın 1047 veya 1054'te Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Hayatını anlattığı Sergüzeşt-i Seyyidina adlı eserinde aslen Güney Yemen'de hüküm süren Himyeri krallarının soyuna mensup olduğunu, babasının Yemen'den Küfe'ye göç ettiğini, oradan da Kum'a ve nihayet Rey şehrine geldiğini ve kendisinin de burada doğduğunu yazmaktadır. Hasan Sabbah, felsefi ilimler, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyat sahasında köklü bilgi sahibiydi. Selçuklu veziri Nizamülmülk ve Ömer Hayyam'ın arkadaşı olduğu, ancak Nizamülmülk'ün vezir olmasının ardından aralarında çıkan anlaşmazlıktan sonra Mısır'a kaçtığı rivayet edilmektedir. Ancak doğumları arasında yaklaşık 30 yıl olan Nizamülmülk ile Hasan Sabbah'ın aynı hocanın öğrencisi olması uzak bir ihtimaldir. Din alimi olmak isteyen Hasan Sabbah, 17 yaşındayken Emire Zarrab adlı bir Fatimi dâisi ile karşılaştı ve onun konuşmalarından etkilenerek İsmailiye mezhebine intisap etti. Eğitimine bu yönde devam eden Hasan Sabbah, 1078'de Mısır'a geçti. Hilafet ve devlet yönetimine ilişkin görüşleri nedeniyle hapse atıldı, daha sonra da ülkeden sürüldü. 9 yıl boyunca İran'da batınilik propagandası yaptı. Hazar Denizi sahillerinde ve dağlık bölgelerinde başına buyruk yaşayan savaşçı bir kavim oturuyordu. İran'ın eski hükümdarları bu insanları hiçbir zaman itaat altına alamamışlardı. Hasan Sabbah en büyük gayretini bu bölgede harcadı ve dağlardaki muharipleri kendi saflarına çekerek yöre halkını da kazandı. Bu sırada faaliyetlerini dikkatle izleyen Selçuklu veziri Nizamülmülk, Rey'deki görevlilere onu yakalamaları için emir verdi fakat Hasan Sabbah kaçmayı başardı. Sonunda 1090'da Rüdbar Vadisi'nde kendisine seçtiği karargah bölgesinde Nizari İsmaili Devleti'ni kurdu. Yaptırdığı yeni tahkimat ve yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanabileceği depolarla kaleyi kuşatmalara dayanıklı, ele geçirilemez bir hale getirdi. Böylece askeri karargah ve idari merkez olarak kullandığı Alamut'tan düzenlediği operasyonları idare etmeye başladı. Nizari İsmaililerin gayesi dini olmaktan çok siyasiydi ve kendi görüşlerini halka zorla benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni çökertmeye hedefliyordu. Birçok din ve devlet adamını kendilerine has metotlarla ortadan kaldırdılar. Bazı insanları da propaganda ve tehditle kendi mezheplerine çektiler. Hasan Sabbah adamlarına cennet vaat ediyor ve kendilerini bekleyen mutluluğu dünyadayken tatmaları için esrar içiriyordu. Böylece onlara her türlü emrini yerine getirmeye hazır hale getirmişti. Hasan Sabbah ayrıca devlet içine yaptığı sızma hamleleriyle de oldukça büyük bir tehdit oluşturuyordu. Adeta devlet içinde devlet oluşturma çabası içine giren Sabbah, İslam tarihinde paralel devlet yapılanmasının ilk örneklerinden birini göstermiş oldu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Fakat Nizamülmülk ve Melikşah'ın ard arda şüpheli ölümleri sonucu mücadele yarım kaldı. Bazı eserlerde Sultan Melikşah ile Hasan Sabbah arasında mektup teatisinden bahsedilmektedir. Buna göre Sultan Melikşah, Hasan Sabbah'ı yeni bir din icat etmekle ve bazı cahilleri aldatmakla suçluyor ve eğer hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah'sa verdiği cevapta Müslüman olduğunu, Abbasilerin hilafeti gasp ettiğini, hilafetin gerçek sahibinin Fatimiler olduğunu söylüyor, Sultanı Nizamülmülk'ün entrikalarına karşı uyarıyor ve Selçuklu Devleti'ni tehdit ediyordu. Ancak böyle bir mektuplaşmanın olmadığı, sonraki dönemlerde propaganda amacıyla uydurulduğu belirtilmektedir. Melikşah'ın ölümünden sonra Batıniler cinayetlerini arttırdı. Hasan Sabbah'ın fedailerinin estirdiği terör havasından endişeye kapılan devlet adamları, Sultan Berkyoruk'u uyararak tedbir alınmadığı takdirde telafi edilemeyecek zararlara uğrayacaklarını söylediler. Bunun üzerine başlatılan harekatta 300 kişi öldürüldü. Bağdat'ta Batinilerin yakalanması için halifeye haber gönderildi. Ancak pek başarı sağlanamadı. Batiniler Sultan Muhammed Tapar devrinde de cinayetlerini sürdürdü. Hasan Sabbah'la mücadeleyi kafirler üzerine yapılacak gazadan daha üstün tutan Muhammed Tapar, onunla ciddi bir şekilde mücadele etmek için harekete geçti.
Batinilere ait kale ele geçirildi ve sorumlusu öldürüldü. Bir başka seferde Hasan Sabbah'ın Suriye'deki vekilleri de öldürüldü. Muhammed Tapar, Alamut ve Hasan Sabbah'ı ele geçirmek için kuşatma başlattı. Yaklaşık bir yıl süren kuşatma sonunda Hasan Sabbah ve adamları açlıktan perişan bir duruma düşmüşlerdi. Kale alınarak fitne fesat yuvası temizlenmek üzereyken Sultan Muhammed Tapar'ın ölüm haberi geldi ve askerler kuşatmayı kaldırıp İsfahan'a döndüler. Sultan Sencer, Batınilerle mücadeleyi sürdürmek istedi ancak Hasan Sabbah onun hizmetindeki bir cariyeyi kandırarak baş ucuna bir hançer saplattı ve onu öldürtebileceğine dair haber gönderdi. Böylece gözü korkutulan Sultan Sencer, Hasan Sabbah'la uğraşmadı ve ona belli şartlarda eman verdi. Parlak bir zekaya, basiretli, kabiliyetli, cebir, geometri, astronomi, sihir ve dini ilimlere vakıf bir kişi olan ve düzenli örgütüyle etrafa dehşet saçan Hasan Sabbah, 23 Mayıs 1124 tarihinde aralıksız 35 yıl faaliyet gösterdiği Alamut Kalesi'nde öldü. Hasan Sabbah'a göre otoritenin temel kaynağı Allah tarafından tayin edilen İmam-ı Masum'dur. Şeriat ve ilahiyat ancak hakikatin temsilcisi olan imamın talimiyle öğrenilebilir. Sadakat ve itaati esas alan bu öğreti, Hasan Sabbah'ın elinde güçlü bir silaha dönüştü ve mevcut düzen için siyasi, içtimai ve dini bakımdan büyük tehlike haline geldi. Onun çağdaşı olan Gazali, Batıniliğin bu görüşlerini reddetmek amacıyla Fedaihül Batiniye adlı bir eser yazmıştır. TRT ekranlarında yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gürkan Uygun'un canlandırdığı Hasan Sabbah bir kez daha gündeme geldi. O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri, ikna gücüyle kaleleri teslim alan, fedaileriyle sokaklara korku salan, Selçuklu'yu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağıyla en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan, azılı katillerin azmettiricisi Hasan Sabbah.